Şimdi Türkiye'de özellikle 2010'da Kılıçdaroğlu geldikten sonra çok farklı CHP üye, yönetim kurulu üyesi, genel başkan, MYK üyesi ve milletvekili dayatması başladı ve çok tuhaf insanlar, hiç Kemalizmle, Altok'la ilgisi olmayan insanlar atandı. Tabii bu da bir projenin ürünüdür. Çünkü yurt dışına baktığı dediler ki ya bu Türkiye'yi bölmenin yolu CHP'den geçiyor. Önce orduyu hallettiler Ergenekon'dan. Şudur budur ama ülkede bir Atatürk sevgisi var. Atatürk sevgisi AKP seçmeninde bile %85'lerde. Bunu yıkmanın yolu o zaman CHP'yi içten, Atatürk Partisi'ni içten yok edelim deyip buraya farklı ideolojideki insanlar sokuldu ve işte ve bunların sonucunda bugün CHP artık gerçekten ne olduğu belli olmayan üyeler. Atatürkçülük ne yani, gerçekten hani sözde konuşurken herkes Atatürkçüm diyor da Atatürkçüm demek de olmuyor. Atatürk'ün ilkelerini benimsemek, özümsemek, onların yolunda yürümek lazım. Bunlar olmayınca da işte bugün CHP'de bir büyük savrulma var. Ve CHP'nin savrulması Türkiye'yi çok farklı yönlere götürüyor. Ve hep insanlar ne diyor? Diyorlar ki Türkiye'yi kurtarmadan önce CHP'yi kurtarmak lazım. Çünkü CHP Evet, kurucu bu partidir. şart, şart. Dünyada arkadaşlar devleti kuran tek parti CHP'dir. Ve devlet kuran partiye ne yazık ki 100 yıl sonra devleti böldürme, yıktırma görevi verildi. Ve o görev şu anda sahnede uygulanıyor. Yıllardır yani. Hatta Kemal Bey'den önce de yine bu uygulanıyordu. Bu işte onun için bizlerin çok uyanık, çok dikkatli, çok kararlı olması lazım ve bu konuları sık sık gündeme getirmeliyiz. Bunu yani Ayşe Hanım'ın, benim, Faik Bey'in getirmesi yetmiyor. Herkesin bunu getirmesi yetiyor. Çünkü bize ne diyor Ayşe Hanım'a, bana, Faik Bey, ya zaten sizin durumunuz belli işte. Siz her şeye muhalifsiniz deyip kestirip atıyorlar. Ama bunu bir büyük kitle olarak ortaya koyarsak emin olun bunun sonucunu alırız.